MHP İl Başkanı Tolga Adıgüzel ve Samsun İl Başkanı Abdullah Karapıçak ve Esenyurt Esengücü ampute takımı iftar programına misafir olarak katıldı. İftar programında konuşma yapan MHP yöneticileri 23 Haziran seçimlerinde Binali Yıldırım'a destek mesajlarını net bir dille yinelediler. AK Parti İlçe Başkanı Yasir Çelik de yeni kapı ruhu ile 23 Haziran'a hazırlanıyoruz dedi. Sayın Genel Başkan Yardımcım, MYK üyem, sayın misafir il başkanlarım, çok kıymetli geçmiş dönem belediye başkanımız, AK Parti ilçe başkanımız, sivil toplum kuruluşlarımızın birbirinden kıymetli temsilcileri, kıymetli muhtarlarımız, daha ismini sayamadığımız birbirinden kıymetli hanımefendiler, beyefendiler. Her yıl geleneksel olarak düzenlediğimiz iftar programımıza hoş geldiniz, şeref verdiniz. Bu mübarek Ramazan ayında bizleri bir araya getiren, rahmetinden ve bereketinden sebeplendiren Yüce Rabbim, tuttuğumuz oruçları, yaptığımız ibadetleri, izzeti dergâhından makbul ve kabul eylesin inşallah. Kıymetli misafirlerimiz, biraz hafızalarımızı geri alarak bugünlere geliş hikayemizi kısaca hatırlatmak istiyorum. Türkiye Cumhuriyeti'nin sigortası olan Milliyetçi Hareket Partisi, Pensilvanya'nın hain emellerinin önünde aşılmaz bir engel olarak görülmüş ve ilk ele geçirilmeye çalışılan kale olmuştur. 1 Kasım seçimleri sonrası düğmeye basan FETÖ, Milliyetçi Hareket Partisi'nin kontrolünü ele geçirebilmek için çalışma başlatmış, tarla kongreleri düzenlemiş, yürüttükleri halk operasyonuyla ülkücüleri kandıracaklarını düşünenler, bilge liderimizin dik duruşuyla geçit bulamamışlardır. Daha sonrasında yalanlar üzerine kurulan kötü parti, yurtta sur, cihanda sur söylemiyle 15 Temmuz'da başbakan olacağını her yerde söylerken gerçek yüzünü 15 Temmuz'da ortaya koymuş, gizli ittifakları ortaya çıkmıştır. 15 Temmuz kalkışmasıyla demokrasimize vurulmak istenen darbe, yüce Türk milletinin çelikleşmiş iradesine çarparak geçit bulamamıştır. Yeni kapıda milyonların tek yürek olduğu, tüm dünyaya verilen mesajla başlayan Cumhur İttifakı, ne Pensilvanya'ya ne de Kandil'e geçit vermeyeceğini tüm dünyaya göstermiştir. Bilge liderimiz, ülke bekası için devletimizin ve milletimizin yanındayız çağrısı karşılık bulmuş, yapılan anayasa değişikliğiyle, referandumuyla Cumhurbaşkanlığı yönetim sistemine geçilmiştir. Hainlerin oyunları bozulmuş, safları belli olmuş, yurtta sur, canda sur diye yola çıkanlar, bir anda PKK, FETÖ, DHKPC ve birçok dış güçlerin ve şerolatlarının desteğiyle kurulan ittifakla karşımıza çıkmış ve bütün güçleriyle saldırmışlardır. Bilge liderimiz 24 Haziran seçimlerinde Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan diye Cumhur İttifakı'nı başlatmış, bütün oyunları içeriden ve dışarıdan yapılan saldırılara rağmen bozmuştur. Söz konusu vatansa gerisi teferruattır anlayışıyla kayıtsız şartsız desteğini açıklayan bilge liderimiz Sayın Devlet Bahçeli, devletin ve milletin yanında duruşunu göstererek hainlerin emesini kursağında bırakmıştır. Tek yürek olan yüce Türk milleti içindeki hainleri temizlemeye başlarken bir taraftan da yaptığı Fırat Kalkanı Zeytin Dalı Harekatı'yla Kızıl Elma yolculuğunu başlatmış, sınırlarımızın güvenliğini önemli ölçüde sağlamıştır. PKK'ya da, PYD'ye de, DAEŞ'e de göz açtırmamış, binlerce tır dolu silahla arkasına bırakmış güçlere de Türk'ün gücünü göstermiştir. Bunlarla yetinmeyenler ekonomik savaşa da başlatmış, ülkemiz üzerinde yaptıkları spekülasyonlarla döviz fiyatlarını tırmandırmış, hatta patates soğanı bile bize silah olarak kullanmışlardır. Bu millet, Çanakkale'de ben nasıl olsa şehit olacağım diyen bir tas buğday çorbasını içmeden şehadete koşan bir millettir. Sizin bu oyunlarınıza kanmamış, kanmayacaktır. Kıymetli misafirlerimiz, 31 Mart seçimleri geçeli çok kısa bir süre oldu. Yapılan olağanüstü itirazlarla seçimleri yenileme kararı alındı. Bu hepimizin gözler önünde yapılan, adına maddi hata dedikleri Cumhur İttifakı'nın oylarının çalındığı ortaya çıktı. Sadece geçersiz oyların yeniden sayılmasıyla bile 27 bin olan fark 13.750'ye indi. Sandık başkanı olması kanunen mümkün olmayan kişiler sandık başında görevli çıktı. Bu kişilerden yaklaşık 40 tanesi FETÖ bağlantısı tespit edildi ve soruşturma başladı. Kaydedilen birleştirme tutanakları, imzası olmayan tutanaklar ve buna benzer birçok usulsüzlükle milletin iradesine gölge düşürüldü. Kısacası burada şer güçleri boşta kaldı. Seçimin hemen ertesinden gelen açıklamalar her şeyi ortaya koyuyordu.
Yunan basını 600 yıl sonra İstanbul'u yeniden fethettik derken Kandil ve Pensilvanya sevinç çığlıkları atıyor. Seçimi kimin kazandırdığını oturmaması konusunda telkin veriyor ve yapılan pazarlık neyse karşılığını istiyorlar. Dağlarda askerimizi, polisimizi şehit vererek mücadele ettiğimiz teröristler yarın öbür gün devletimizin şerefli üniformasının içinde belediyelerde kadro bulmak için hesap yapıyor. Kandil'den haber yolluyor. Kıymetli arkadaşlarım, bu seçimlerin mekan meselesi olduğunu anlatmaya çalıştığımızda bazı yerlerden yükselen sesler bu bir belediye seçimi, beka ile ne ilgisi var diyorlar. İstanbul'un surlarında getik açmaya çalışan FETÖ'nün Kandil hesaplarını daha yanıp yeni fark ediyorlar. Bizler Milliyetçi Hareket Partisi olarak var gücümüzle anlatmaya, 23 Nisan'da yapılacak seçim tekrarında adayımız Sayın Binali Yıldırım'a İstanbul'u ehline emanet etmeye büyük bir gayretle çalışmaya devam edeceğiz. Sizlerin de gayretleriyle inşallah başaracağız. İstanbul'un bir Türk İslam şehri olmasına tahammül edemeyenlere, zulüm 1453 yılında başladı diyenlere 23 Haziran'da tokat gibi cevap vereceğiz. Genel Başkanımızın işaret ettiği anlamda tam saha pres kapsamında bütün teşkilatlarımızla, il başkanlarımızla, Anadolu'daki belediye başkanlarımızla, meclis üyelerimizle buradayız. Üst düzeyde de merkez yönetim, merkez disiplin milletvekillerimizle buradayız. Kendini millete ve İstanbul adamı olan büyük isim Binali Yıldırım Bey'i de başkanla oturtmak bizim şu anki birinci hedefimiz. Allah'ın izniyle oturtacağız ve başaracağız bu işi.